Zehirli kısmın boyası ne kadar gidiyor? Ne kadar zaman gidiyor? Tuzlu suya ne kadar dayanıyor? İstavrit oluyor, mercan oluyor. Onun dışında dil yasakta şu anda. Sardalya tedariki olmuyor. Denizin fazla bir geleceği yok. Ayağım kaydı, düştüm denize. Yukarıda da teyip çalıyor. Babam duymadı. Değerli izleyicilerimiz, bu hafta da Urla'dayız. Tabii ki balıkçı bölgesi olduğu için de kooperatif başkanımızla buluşacağız. Balıklıova kooperatif başkanımızla ve buradaki balıkçılıkla ilgili çalışmaları ekranlara taşıyacağız. Balıkçılıkla ilgili sıkıntılar var mı? Çalışmalar nasıl gidiyormuş? Hep beraber izleyeceğiz. Programımız başlıyor. Bizden ayrılmayın. Değerli izleyicilerimiz, dedik ya, bu hafta Balıklıova'dayız, Urla'da. Balıkçıların sıkıntılarını, dertlerini ve balıkçılık çalışması nasıl gidiyor diye işleyelim dedik. Ama bu arada tabii balıkçı teknelerinin de bakımı da önemli. O konuda buradaki çalışmalar da nasıl gidiyormuş? Yanımızda bir abimiz var, tanıyacağız. Bakalım nasıl gidiyor, değil mi? Evet. Tanıyalım mı sizi? Efendim? Tanıyalım mı sizi? Mahmut Zeybek. Zeybek. Arada böyle Zeybek o havası falan oynuyor mu? Yok. Sen tamir işlerine bakıyorsun. Tamir. Tek kişi sensin he. Benim. Buralı mısın? Buralıyım. Dededen gelme mi yoksa atada var mı geçmiş? Yok. Sonradan öğrendim. Evet. Denize açıldın açıldın, rüzgarı yedin. Ya bıraktım. Yeter artık dedin. Aynen. Ne yaptın? Karaya çıktın. Aynen. Bakıma başladım. İşi de biliyordun. Evet. Şimdi burayı başkanla biz konuştuk tabii de. Bir güzel bir yer yapmak istiyor. Böyle tamirle evet. Alakalı falan. Evet. Şu anda çalışmalar nasıl? Şu an işte gördüğünüz gibi havalardan dolayı pek yürümüyor. Hı. Kapalı bir alanımız da yok. Ama ileride inşallah düzelecek hepsi. Ondan sonra rahat edeceğim. Tabii rahat, daha rahat olur. Surat yanmış tabii rüzgardan, değil mi? Rüzgar, güneş, yazın güneş. Yani görsünler de çektiğimiz eziyetini. Evet, aynen. Genelde balıkçı teknelerine burada ne gibi çalışma yapıyorsun? Ya balıkçı tekneleri karaya çıktı mı bakımını yapıyoruz, atıyoruz tekrar. Yani ne yapılıyor mesela? Zehirlisi vuruluyor. Komple genel bakım yapılıyor yukarıdan aşağıya. Kendi tekneyi çektiniz. Evet. Bu aldınız. Boyasını kazıyor musunuz önce? Ne olsa? Zımpara yapıyoruz. Zımpara yapıyoruz. Tabii tekrar macunluyoruz. Astarını vurup boyasını vuruyoruz. Peki tahta aralarına eskiden pamuk falan yaparlardı. Yok, şimdi eski, nasıl oldu? Şimdi bu epoksi macunları var. Hı. Talaşlı macun yapıyoruz. Hı. O kalafat vazifesi görüyoruz zaten şu an. Ha, epoksi ile işi çözüyorsunuz. Evet. Talaşla diyorsunuz. Evet. O daha sağlıklı oluyor. Tabii daha güzel. Eskiden daha mı zordu? Gerçi o bezler ya da pamuklar şiştiği zaman kapatırdı değil mi? Şu anki malzemeler o yıllarda yokmuş. Hmm. Onun için o kalabalık yapmışlar. Ama çok masraf olmuyormuş işte. Şimdi aldığınız malzeme de pahalı ya, ondan işte, dedim. Dolara endeksli olduğu için her şey yükseliyor. Eskiye dönüş düşünüyor musun bu fiyatların yükselenden dolayı? Yok. Böyle daha kolay değil mi? Daha kolay. Şimdi kazıdıktan sonra araların dolgularını yapıyorsunuz. Tabii. Ondan sonra tekrar zımpara yapıyoruz. Ondan sonra genel düzgün macunu çekip zımparayıp astar boya vururuz. Astar boya. Zehirli boya dediğiniz sonra mı vururuz? Zehirli bu kısmının altı. Ha, altı. Denize gelen kısım. Tabii. Suda kalan kısmı. Ha. O zehirli kısmın boyası ne kadar gidiyor? Ne kadar zaman gidiyor? Tuzlu suya ne kadar dayanıyor? Ya normalde ahşap teknelerde 6 ayda bir, 7 ayda bir çekip vurulması gerekiyor. Hı. Ya suların da pis olduğundan dolayı. Böyle gördüğünüz gibi tırnak suyu, onları tutmaması için 7 ayda falan ikinci kat vurmak istiyor. Ha, zehirli boyanın amacı için bu parazitleri falan engellemek tabii, için tabii, değil mi? Tabii. Şimdi 6 ayda falan tabii vatandaşlar maliyetlerinin yüksek işte olmasından için, dolayı yapamıyorlar. Onun için kimse yapamıyor. Peki o zaman sıkıntı olmuyor mu? Pek olmuyor ya, ahşabı vurmadıktan sonra bir şey olmuyor. Yani benim işçiliğim sağlam diyorsun, o yüzden yani, 6 ay değil bir sene idare edebilirler bir sene diyorsun. Bir sene gidiyor. Zaten balıkçının gücü de fazla yok. Evet, ondan dolayı. Onun için yapamıyorlar yani. Peki şimdi ahşap teknede durumu, fiberlerde nasıl oluyor? Fiberlerde mesela çok kaliteli zehirliler var. Hı-hı. Onlar da en az 2 sene gidiyor. Onlar da yani kurt işleme gibi bir sıkıntı olmadığı için sıkıntı yok. Ama fiberle ahşap teknenin arasındaki avantaj, dezavantajlar neler? Ya fiber teknelerde mesela zehirli kısmı boyuyorsun sadece. Tamam. Üzerine bir işçilik yapmıyorsun. Ya şöyle yani teknede denizde riski anlamında. Ahşap tekne gibi olmaz. Mesela? Sallantı açısından ahşap tekne gibi oturaklı bir tekne olmaz. Ahşap daha ağır olduğu için o dengeyi sağlıyor mu? Nedir? Ya herhalde onun için olsa gerek. Ha, fiberler daha biraz sallantılı oluyor.
Peki bir şeyi de sorayım. Tabii şimdi denizcilik risk de önemli. Bunun sıkıntıları da var. Atıyorum bir ahşap tekne delindi. Doğru mu? Tamam. Fiberde de aynı şey oldu. Çekim bakım yapılıyor. Hayır, batma riski ahşaba göre konuda, daha hızlı oluyor. Yok, o konuda ikisi de aynı. Bir şey sıkıntı tabii. İkisi de aynı. Delindi mi? Yani bilinenin dışında farklı şeyleri de böyle paylaşmak istedik ki işte ahşap tekne su alırsa hemen batmaz. Yok, batar. Hani bilinen söylüyorum. Fiber tekne su alırsa hemen batar gibi böyle bir muhabbet. Yok, o aynı ikisi de. O konuda bir değişiklik olmaz. O zaman fibere dönüş nasıl olması? İşte fiberin maliyeti daha ucuz olduğu için fiber tercih ediyor şeyler. O zaman genelde. Bundan sonra balıkçılar yavaş yavaş fiber mi? Gelmez fiber. Gelmez değil mi? Gelmez. Neden? Sallantı açısından. Fazla sallanmaması gerekiyor. Tabii, aynen. Genelde o yüzden yatlara ya da gezi tekneleri aynen, falan fiber olur. Gezi teknelerini yapıyorlar. Peki motorla ilgili bir çalışma yapıyor musun? Sen yok, sadece ahşap işi. Ahşap işi yapıyoruz. Ahşap boya. Peki motorla ilgili sıkıntı olduğu zaman nasıl yapıyorsun? Tanıdık tamirci arkadaşlarımız, onları arıyoruz. Onlar gelip bakıyorlar. Ha, burada var yani. Var var. Tamirci arkadaşımız var. Baktık şimdi böyle kamerasıydı, oydu buydu. Sen hepsini baştan sona kadar aynen, yapabiliyorsun. Aynen. Peki imkan olsa burada yani sıfırdan yeniden yapma şansın olur mu? Yok. Öyle bir imkanımız yok. Hayır, olsa imkan. Ya yapılır tabii de ama ben o işe girmiyorum. Yalnız çalışıyorum. Ondan. O tür iş yalnız olmaz. Hayır, sistem kurulsa aslında bölgedeki gençlere de bir kapı açılmış olur mu? Olur. Değil mi? Olur. Ama tabii bu işlere de gençlere de merak olması lazım. Hı. Ama bu işe de merak saran insan yani genç yok şu anda burada. Ya şimdi tabii şöyle bir şey var. Biraz mobilya tarzı falan düşündüğümüz zaman aslında böyle bir işletme olsa burada. Yani insanlar uzak bir yere gideceğine gençler belki hevesi olup burada çalışmak isteyen insanlar olabilir aslında. Olabilir, tabii yani. olabilir. Siz sadece tekne tamiriyle mi uğraşıyorsunuz? Tamir, bakım, işte boyasını o şekilde yapıp atıyoruz denize. Yok mu şeyde bahçede erdem alan bir şey yapmıyor musun sebze mevze falan? Yok, yok, benim işim bu. Yani denize alışkın olduğum aynen, için denize aynen, yakın duruyorum aynen, diyorsun. Evi de burada yoksa? Burada. Öyle mi? Evet. Denize yakınsın. Evet. Peki arada böyle canı sıkılınca balığa çıkıyor mu? Gitmiyorum abi. Artık bıraktın. Gittim, bıraktım. Ne oldu, yemin mi ettin? Yok, soğuduk, emekli oldum zaten. Emekli oldum. Emekli oldum. Bıraktım işte, bu işler bana yetiyor. Şimdi denizin havasına o iyota alışan insanlar böyle arada bir çıkar. Sen gerçi deniz kenarındasın diye canın çekmiyordur ama şöyle misineye balıklar vurmaya başladığı zaman. Ha? Gitmiyorum. Yani ne olacak böyle? Soğukluk geldi. Ha, bir kere biz soğudum, bir daha geri dönüş yok. Yani o kadar aşırı soğukları yedim de içim evet, soğumuş da evet, daha çok, denize gitmiyorum. Artık çok gençler gitsin. Aynen, aynen. Peki ahşap teknesi olan arkadaşlar nelere dikkat edecekler? Vallahi ahşap teknesi olan arkadaşlar yani tekneyi en azından denizde bir kayaya herhangi bir yere vurdurmayacak. Dikkat edeceği en önemli konu o. Şimdi tabii bölgeyi biliyorsa sıkıntı olmaz da bilmiyorsa bir kayaya falan denk gelebilir değil mi? O zaman hemen karaya alacak. Peki bu bölgede öyle riskli yerler var mı? Fazla yok bizim burada. Ha yok. Ya yani rahat ediyoruz. Rahat. O kadar rahat. Ama gene de tabii ki bakımlar anlamında nelere dikkat edecekler? Mesela siz gerçi bakımlar yapmışsınız ama işte atıyorum gittiler, çizdirdiler, vurdular. Bir an önce tamir mi etmesi gerekiyor? Bir an önce alması gerekiyor karaya. Bakım alması gerekiyor. Bakım alması gerekiyor. Aynen. Tabii yani tekneler de önemli. Sonuçta ekmek yiyorsunuz. İşte bakımlar yapıldı. O parazitler için zehirli şeyler vurulsa da 6 ayda bir bakım yapılması gerekiyor diye ama. Zehirli kısmı 6 ayda bir vurulması gerekiyor. Bu sefer maliyetlerin yüksek olmasından dolayı da balıkçı arkadaşlarımız bunu 6 ayda bir yaptıramıyor. Ama ustamız da işçiliğine güvendiği için bir yıl idare eder en azından diyor. Ediyor. Ama normalde 6 ayda bir bu zehirli boyanın vurulması gerekiyormuş. Ne olur? Kazara çarpma olabilir ya da darbe almış olabilir. Bir an önce tamirini de yaptırması gerekiyor. Yoksa oradan su alırsa evet, değil mi? Kurt yer. Kurt yer. Denizde de şimdi tuzlu suyun içinde olduğu zaman da kurtlar mı oluyor mu? Deniz kurtu ayrı. Ayrı değil mi? Değişik bir kurt. Aşağıya girdi mi zaten için gidiyor. Bir daha kurtuluşu yok. Yok. Vallahi teşekkür ediyorum. Yani tabii ki bu konulara da dikkat etmek lazım. Biz hep balıkçıların sıkıntısını anlatmaya çalışıyoruz bu bölümde. Balık Dova'da da aynı. Balıkçı arkadaşlarımızın sıkıntılarını, dertlerini ekrana taşıdık. Ama ekmek yediği bu teknelere de bir sahip çıkması gerekiyor tabii, değil mi? Dikkat tabii, edilmesi aynen, gerekiyor. Bakımlar da önemli olduğu için biz anlatalım istedik. Peki gençlere bir tavsiyen var mı bu konuda?
Vallahi gönül ister ki onlar da yani öğrensinler, bu yapılması gereken bir iş ve hiç de bitmeyecek bir iş bu. Evet. Değil mi? Önü de ama açık olan bir iş. O zaman bu bölgedeki gençlere duyurulur. Abimiz ne diyor? Ben yıllarca denizde çalıştım. Artık içim soğumuş. Denize gitmiyorum ama denizden de uzakta yaşayamadığım için tekne bakımlarını, tamiratlarını yapıyorum. Gençleri de bekliyoruz. Bu işe ilgi göstersin istiyorum. Doğru mu? Aynen öyle. Yani yaparlarsa kazanırlar mı? Kazanılır. Çünkü yüzlerce tekne var değil aynen, mi? Aynen. Ya Türkiye'nin dört tarafı deniz. Hiç bitmeyecek bir iş bu. Siz genelde bu bölgedeki balıkçılara hizmet ediyorsunuz ama atıyorum dışarıda sizin ustalarınızı bilen insanlar sizi de çağırıyorlar mı tamir için? Bana yerim burada olduğu için, tersanem burada olduğu için bana dışarıdan tekne geliyor. Ha, dışarıdan tekne dışarıdan geliyor. Tekne geliyor. Hangi bölgelerden geliyor genelde? Ya, genelde bu sahillerden. Bu sahilde yakın zamanda yakın yerlerden geliyor. Anladım. E tabi mazot fiyatları da yüksek olunca ne oluyor? Fazla uzaktan gelme şansı aynen, olmuyor. Aynen. Peki fiber de siz genelde aşağı üzerine ama fiberde de yapıyor musunuz çalışma? Yapıyoruz. Fiberde neler yapıyorsunuz şimdi? Ya şöyle bir şey yani kırıldığı zaman, delindiği zaman bazı yerler oraların bakımını, tamirini yapıyoruz. Hmm. Aslında ahşaba göre fiberin bir dezavantajı çabuk kırılma riski mi var? Böyle yani yıpranma riski. Yıpranma riski yok. Hayır şeyde mesela bunu vurduğunuz zaman kolay kırılmaz da. Kırılır. Bu da mı kolay kırılır? Kırılır. Vallahi hepsi kırılıyormuş. Kırılır. Yapacak bir şey yok yani. Kırılır. O zaman ne yapacaklar? Dikkat edecekler. Aynen. Çünkü bir kazaya sebebiyet verilmesin. Balıkçılar da huzurlu bir şekilde balıklarını tutmaya devam etsinler. Aynen. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz bizden ayrılmayın. Devam edeceğiz. Şimdi tabii ki bir kooperatifçilik de var bu bölgede. Biraz balıkçılık üzerine sohbet edelim istiyoruz. Biraz Karadeniz'de kıyaslama yapmak istiyorum açıkçası Karadeniz'de olduğum için. Şimdi başkanımızın yanımızda. Kooperatif başkanımızı tanıyacağız. Buradaki çalışmalarla ilgili de sizlere bilgi vereceğiz. Başkan önce sizi tanıyalım. Ben Tamer. Soy isim? Tosun. Evet. Kaç yıldan beri uğraşıyorsun? 35 senedir. 35 yapıyorum. Evet. Yeni başkan olduğunuz yanılmıyorsunuz. Başkanlık yeni. Balıkçılık eski de başkanlık yeni diyor. Evet, başkanlık yeni. Yani ne vaat ettin de başkan oldun diye soralım. Valla biz aslında talip değildik bu işlere. Evet. Olaylar böyle gelişti. İhale size mi kaldı? İhale bize kaldı gibi bir şey, bir durum oldu. Evet. Peki ne gibi çalışmalar var şu anda kooperatifte? Şu anda güvenlik konusunda bir altyapı çalışmamız var. Hı-hı. Güvenlik bunun derken? Dışında, hırsızlık olaylarına karşı hı-hı, kameradır. Hı-hı. İşte birçok eksiğimiz var. Tuvaletimiz yok. Rahat durmuyorlar. Buraya da mı geliyorlar? Tabii burada da çok. Çok öyle son mi? Zamanlarda çok arttı. Allah ıslah etsin yani yapacak bir şey yok. Emekçilerin bir sürü emeklerle paralarla aldığı şeylere de dadanan bu ahlaksız insanlara da bir çözüm bulmak lazım. Ama vatandaşın uyanık olması lazım öncelikle bölgede değil mi? İşte ne kadar uyanık olsa da evet, hırsız gireceği kapıyı biliyor yani geliyor. Evet. Evet. Düşman uyumuyor de. Uyumuyor evet. Evet. Şimdi balıkçılık nasıl gidiyor bölgede? Balıkçılık bereket versin diyelim. Başkanı hiç konuşmaya takatı yok. Yorulmuş gibi. Yani evet, gece denizdeydik. Yorulmuş. Gece denizde miydin? Kaçta çıktın? İşte 11-12 gibi çıktık. Ha. Sabaha karşı geldik. Yani ondan yorgunluk var. Nasıl var. Bereketli geçtin bari? Allah bereket versin. Ne çıkıyor şu an? İstavrit oluyor, mercan oluyor. Onun dışında dil yasakta şu anda. Hı. Dil balığı çıkıyor. Yasaklı derken belli avlanma boyutuna göre mi? Dönem yasağı var. Ha, dönem yasağı. Evet. Dönem yasağı. Dönem yasağında şu an. Evet. Peki orada tuttuğunuz balıkları siz buraya getiriyorsunuz sonra? Mezatta açık arttırma usulüyle değerlendiriyoruz. Genelde bu bölgeye mi satılıyor yoksa İzmir'den falan geliniyor mu? Ekseriyette bu bölgeden. Bu bölgeden. E tabi restoranlar çok olunca. Tabi restorancılar geliyor. Hı-hı. Halk geliyor. Hafta sonları satış biraz daha neşeli oluyor. Hı-hı. Cumartesi, pazar. Peki sabahleyin ya da akşam kalktın, dedin bire bismillah dedin, çıktın denize. Çıkarken böyle aklından geçenleri bir anlat bakalım ya. Yani hiç böyle karamsarlığa düştüğün oldu mu? Tabii ki oluyor. Son zamanlarda daha çok oluyor. Hmm. Malum işte bu ekonomik durumlar bize de yansıdı. Mazotla ilgili? Mazotla alakalı bayağı sıkıntı çekiyoruz. Sizde bir indirim vardı ama fiyatların yükselmesiyle o açık mı kalktı? Hemen hemen kaldırdılar aradan yani. Yani hızlı bir düşüş var ama yakıtta düşüş olmadı herhalde olmadı, değil mi? Olmadı. Balık fiyatları da ekseriyette aynı. Hı hı.
Yıllardır hemen hemen. Yani balığın fiyatı değişmiyor ama malzemenin fiyatı hızlı bir şekilde değişiyordu. Alımları zorlaştı. Yani pek iyiye gitmiyor yani sonu balıkçılığın. Peki eskiden şimdi ağlar böyle insanlar hani kendileri yapanlar olurdu. Tamir bakımını hepsi siz kendiniz tabii yapıyorsunuz tabii, ama yani hazır alıyorsunuz değil mi? Tabii gömleklerini hazır alıyoruz. Tamiratını yapıyoruz, donanımını yapıyoruz. Hı hı. O şekilde. Başkanın görevi nedir? Kooperatif başkanının görevi. Kooperatif başkanının görevi. Bizim şu anda aktif olan bir mezat satışımız var. Bunu yönetip idare etmek. Tabii sadece bununla kalmıyor. Onun dışında işte bu altyapı çalışmalarıyla alakalı işler var. Tabii limanla ilgili sorunlarını çözüyoruz. Var, evet. Teknelerle ilgili? Teknelerle ilgili şu anda bir çalışmamız var. Düzenlemeye nasip olursa koyacağız onları. Mesela? İşte bayağı bir çarpık düzen var limanda gördüğünüz gibi. Bir düzenleme getireceğiz. Bir düzenleme getireceğiz nasip olursa. Sıkıntısı var mı liman? Gördüğüm kadarıyla düzgün ama yeterli mi? Yani yeterlilik olarak yeterli. Ama kullanım açısından biraz düzensiz yani. Yani gelişi güzel yanaşmalarla alakalı mı? O tip, evet o sorunlar. Ben gezerken gördüm çünkü bazı ağların üzerinde eski olmasına rağmen ot bitmiş hala orada duruyor. İşte bunları nasip olursa düzenleyeceğiz. Yani onu anı gibi falan böyle anıt gibi falan mı düşünüyorlardı öyle kalsın dediler. Arkadaşlarımız sağ olsun. Değil mi? Bundan sonra bir temizlik olacak diyorsun. Olacak Allah'ın izniyle. Yani insanlar geldiği zaman rahat rahat geçsinler bir temizlik bir düzgünlük gözüksün. Evet. Bu arada da değerli izleyicilerimiz tabii Balıklıova'dayız Urla'da. Şimdi Karadeniz'de olunca biraz Karadeniz'de kıyaslamak istedim. Görmüş olduğunuz gibi buradaki tekneler küçük tekneler. Yani bizim Karadeniz'de aslında Karadeniz demeyelim de aslında bir göl muamelesi görmesi gereken yerde büyük gırgır tekneleri var ve denizin dibinde ne var ne yok hepsini dümdüz ediyorlar. Ondan sonra da Karadeniz'de hiçbir şey kalmıyor. Burada geleneksel olarak hala ufak balıkçılık yani ufak teknelerle balıkçılık yapıp bu işten ekmek yiyen insanlar var. İşte Karadeniz'de özlenen bence buydu. Biraz da bundan da bahsedelim. Evet. Var mı hiç gittiniz mi Karadeniz'e? Gittim. Teknemin birini orada yaptırdım. Dediğiniz gibi. Nerede yaptırdınız? Bartın. Tekke yönü. Evet. Büyük mü tekne, küçük tekne yapıyorsunuz? Küçük. Burada hep küçük var zaten. Küçük gördüm. Aynen. Kıyı balıkçılığı. Ekseret'te paragat bizim burada geçerli. Bir Ege balıkçısı olarak Karadeniz'deki bu büyük gırgır tekneler için ne düşünüyor? Ne düşünüyorum? Yani denizi yok ediyor. Bunu biliyoruz da. Allah sonumuzu ayretsin diyorum. Yani ben de takip ediyorum. Yani bir sınırlama gelmezse yakın zamanda. Yani şu anda gördüğümüz balıkları da arayacağız yani fotoğraflarda göreceğiz. Evet. Yani aslında bir Karadeniz ama aslında bir göl muamelesi görmesi gerekiyor. Siz burada Körfez'de önünüz Ege olmasına rağmen değil mi? Ufak teknelerle o balıkçılığı büyütmeden devam ediyorsunuz. Evet, neden? Güzel. Hem geleceğe taşımak için hem de çocuklarınız o balıkçılığı devam ettirsin diye büyük teknelere ihtiyaç duymuyorsunuz. Peki ufak teknelerde günlük ne kadar böyle bir yakalama şeyi var mı? Kotası var mı? Kotamız yok. Kota yok bizde. Ya nasip Allah ne verirse diyor. Nasip Allah ne verdiyse gidiyoruz. Nasibimizde ne varsa alıp geliyoruz. Peki genelde Körfez içi mi yoksa denize de çıkıyor musunuz? Ege'ye açılıyor musunuz? Pek açılmıyoruz biz. En fazla Gerence arka denize gider arkadaşlar kışın bu mevsim. Bir tekne var şu anda orada. Araçla kıyıdan gidip geliyorlar o şekilde. Yani şeyleri tekneyi bırakıp balığı falan oradan getiriyorlar. Tabii balığı oradan getiriyorlar. O şekilde. Buradan pek dışarıya çıkmayız yani biz. Peki en uzun balıkçı teknesi ne kadar burada? Kaç metre? Burada 10-11 metre civarı. 10-11. En büyük tekne 11 metre civarı. Evet. Ama gırgır ya da troll tarzı çalışma değil, olmaz mı böyle? Değil. Kıyı balıkçılığı hep. Dönekçilik yapıyoruz yani biz. Dönek ağı parakete. Ruhsatlarımız da o şekilde. Evet. Şimdi arkadaşı da tanıyalım mı? Tabii. Esas balıkçı o mu? Tabii. Onlar da hep çekirdekten, hepsi evet. Çekirdekten. Başkanım döneceğim size. Sizi de tanıyalım. İsmim Mustafa, soyadım Toprak Deviren. Toprak Deviren. Toprak Deviren. Toprağı devirmedin, denizi deviriyorsun ha? Hem toprağı hem denizi, ikisini de. Çiftçilik de mi var? Çiftçilik de var. Ne yapıyorsun? Hayvancılık var. Oo, hepsi var. Ya kendi çapımızda çiftçilik, hayvancılık demeyeyim de yani kendi kurbanlığımızı tahrik edecek kadar. Kendi ihtiyacınızı karşılayacak. Kendi zeytinyağımızı, köy yeri burası, kendi enginarımızı, öyle işte meyvemiz, sebzemiz. Yani kökten geldiği için ne topraktan ne denizden koptuk diyorsun.
Evet, yani ikisini de hepsini idare etmek zorundayız. Evet. Kendi malımız, kendi yerimiz mecbur. Bir değişiklik istiyor. Sırf deniz şey yapıyor, yıpratıyor. Peki yalnız mı çıkıyorsun denize yoksa genelde yalnız, bir toplu mu? Yalnız çıkıyorum. Yalnız teknenle yalnız çıkıyorsun. Tek başıma çıkıyorum. Hı-hı. Bir işte yaz ayında, Haziran, Temmuz, Ağustos'ta o gırgırlar yasağa girdiği için Sardalya tedariki olmuyor. Bu sefer bizim gibi küçük balıkçılar Sardalya atıyor. Bir o zaman işte 3 arkadaş çıkıyoruz. 2 tane genç geliyor yanıma. Öyle bir yaz ayı işte 2 ay falan 3 kişi çıkıyoruz. Normalde bütün kış yalnız tek takılıyorum. Yani gördüğüm kadar siz burada balıkçılık yapıyorsunuz. Yani evet. Katliam yapmıyorsunuz. Yok. Artık o büyük tekneler için ben katliam diyorum. Çünkü balığın yuvalarını da mahvetmişken denizin dibinde ne varsa topluyorlar işte, diye biliyorum. Başkanın dediği gibi onlara bir kota gelmezse şimdi o gırgırlardan daha zararlı balıkçı trollar var. Yasa dışı trollar. O gırgırların yine avlandığı şey onlara bir kota koymalı. Yani örnek veriyorum, bir defada yakalamışsa 1000 kasa balık, yani bunun 500'ü geçmeyecek. 500 sen yakala, 500 o yakalasın. Hale geliyor, kasası normalde 100 liradan aşağı düşmeyen balık 30 lira, affedersin, yerlerde sürünüyor. Yazık oluyor yani. Gerek yok buna. Bu katliam işte bu. Bir de bu sefer siz diyelim ki atıyorum 10 kilo balık da geliyorsunuz ve onunla geçiminizi sağlıyorsunuz. Yani. Adam 100 kilo ile geldiği zaman fiyatı düşürüyor. Bu sizin fiyatı da etkiliyor ve emeğinizi ya de boşa harcamış. Etkilemesinin haricinde yani bir kayık her seferinde 1000 kasa yakalayacağına 500 getirsin. Evet. Hem onun balığı da değerlensin. Hem kasadır, buzdur, nakliyedir, onlara da daha fazla masraf olmaz. Bu şekil olması daha iyi ama dediğim gibi ne kadar olur, nereye kadar gider bu şekilde. Evet. İnsanların tüketeceği balık normalde belli bir seviyede, yani kota koyulup o şekilde tüketilmesi gerekiyor. Evet. Ama insanlar fazla fazla yakalıyor. Nasıl olsa diyor yağ olur, un olur bir şekilde diyor. Biz denizin içini boşaltalım diyor. Boşaltalım. Yarın diyor ne olursa olsun diyor. Onu evet. da diyor gelecek insanlar düşünsün diyor. Aynen, öyle mi? Aynen öyle. Şu anki gidişat pozisyonu o yani. Zaten kota koyulursa peki gemi boyları, tekne boyları falan bu sefer büyük olmaz değil mi? Herkes belli bir standarda çekmek zorunda kalacak. Onun da bir maliyeti var. Ya onları o şekilde de kurtarır. Yani dediğim gibi mesela her balık tamam çok olmuyor. Mesela şu an yokluk var. Onlar da öyle çok balık yakalayamıyorlar ama o özellikle sizin orada Karadeniz'de mesela hamsi bitti gibi bir şey sayılır. Hamsidir, serdaledir. Yani bunların katliamı oluyor. Bunlara sadece şu iki balığa bir kota konduğu zaman, sınırlama konduğu zaman, yani bir gecede örnek veriyorum ortalamasını bulacak şu kadar kasadan aşağıya bir kayık balık getirmesin. Vallahi o popülasyonun ve balık neslinin devamı için bir an önce de diyorum aklı başa almak lazım. Her şey para değildir. Evet. Yani günü geldiği zaman o boş Karadeniz'de ya da boş denizlerde o balıkçı tekneleri ne olacak bilmiyorum. İşte geleceğimizi çalıyorlar diyelim yani. Konuyla alakalı. Getirmek istediğin sıkıntın var mı? Sıkıntımız şu benim anki. Yerinde mi diyorsun? ekonomi. Az önce başkanın bahsettiği gibi ağ fiyatları, mazot fiyatları, boyadır, macundur, bunlar hepsi katlamalı katlamalı gidiyor. Bizim balıklar. Bunlar o zaman yani aslında tekne işi olduğu için malzemelerin hepsi dışarıdan mı geliyor? Hepsi dolar üzerine. Ne varsa. Türkiye'de hiç mi üretim yapmıyorlar bunlar? Koskoca üç tarafı denizlerle çevrili bir memleket. Yok maalesef hepsi bize. Ya da bahane edip fiyatı mı yükseltiyor? Biraz da öyle. Biraz öyle. Biraz da onu fırsat biliyorlar. Yok dolar yükseldi. Bütün her şeyi bağlamışlar dolara. Öyle. Dolarla yaşam doğmayan o. Doları bahane ediyor. Ben onu anlamış değilim. Yani köyde ekşi ayranla büyüyenler espresso içmeden hayatını idame ettiremiyorlarmış. Böyle bir tuhaflık var içimizde. O yüzden üreten insanlara da bir an önce sahip çıkmak gerekiyor. Bu düzenin değişmesi gerekiyor. En azından geleceğimizi kurtarmak için. Evet başkanım. Şimdi bu plakalarla ilgili bir sıkıntı var mı bölgede teknelerde? Tekne plakalarıyla alakalı. Devlet zaten şu anda yeni ruhsat vermiyor. Yeni mevcut tekne. Olanlar. Mevcut olanları. Bunları elimizde tutmaya çalışıyoruz biz de. Anladım. Mümkün mertebe. Nasıl fiyatlar yüksek? Yüksek evet. Ruhsat fiyatları yüksek. Herkes almasın diye mi aslında? Valla vardır bir düşündüğü devletin. Vermiyor yani çünkü. Bildiği bir şey vardır. Bir standarda sokacak sanırım yani.
Peki şimdi şöyle bir durum da var. Tabii ki tatil beldesi bu Karadeniz'de de geçerli. Vatandaş emekli olduktan sonra geliyor bir tekne alıyor. Siz bu işten geçiminizi sağlayan insanlarsınız balıkçı olarak. Ama o zevk için aldığı tekneyle fazla fazla balık yakalayarak yani bir nevi sizin işe de balta vurmaya çalışıyorlar. Burada da var mı aynı olay? Var. Teknik var. Var. Her yerde olduğu gibi bizim evet. Burada da var. Yani emekli oldun arkadaş. Tekneni aldın, zevkini yap. Yani en fazla yiyeceğin yarım kilo balık. Yani ondan sonrasını zaten senin dağıtacağın ya da satacağın vatandaş ondan ekmek yiyor. Böyle de bir tuhaflık var değil mi içimizde? Var. Maalesef. Peki ne olacak böyle? Çözüm nasıl bulunur? Çözüm nasıl bulacak? İnsan olunca çözülür mü? Biz kendi kendimize göre çözümler düşünüp bunları icraata geçireceğiz. Evet. Elimizde olanı elimizde tutmaya çalışacağız yani. Yani açıkçası. Bir şekilde diyorsun kesin kararlar almak lazım. Evet, evet. Peki şimdi limanın bakıyorum çok fazla tekne var dolu burası. Evet. Böyle herkes kafasına göre gelebiliyor mu yoksa nasıl oluyor? Yok değil. Nasıl oluyor? Biz şu anda zaten limanın işletme sıfatındayız. Hı hı. Bizim kontrolümüz altında olması gerekiyor. Daha önce bir gevşeklik vardı bu konuyla alakalı. İşte bunu söylediğim başta buydu. Bunları düzenleyip fazlalıkları çıkarıp. İzin mi alması gerekiyor ya da bir karnesi mi olması gerekiyor? Nasıl olacak? Yani yer mi gösteriyorsunuz? Hani parkta bir yer vardır ya. İşte sen buraya park edeceksin, sen buraya park edeceksin. İşte sen buraya çekeceksin gibi mi? Yoksa boş bulduğu yere çekilecek mi? Nasıl olacak? Boş bulduğu yere değil, o şekilde değil. Biz şimdi kiralıyoruz kooperatif olarak devletten. Evet. Biz de kiraladığımız şey üzerinden arkadaşlara, devletimize verdiği liste üzerinden belli bir rakam koyarak hepsinden topluyoruz teknelerin boylarına, metrelerine göre. Yani o fark ediyor. Tabii fark ediyor. Onun dışında herkes gelip istediği gibi bağlayamaz. Herkesin bir yeri var. Ancak satılacak. Ya da vazgeçecek, başka bir yere gidecek. O şekilde. Yani o zaman plakasına göre yer gösteriyorsun. Ruhsatlı teknelerin ayrı bir şeyi var. Onlar istediği yere hani tabii ki herkesin bir yeri var. Dolu bile olsa dışarıdan başka bir balıkçı kayığı geldiğinde bağlama önceliği her zaman onda oluyor. Peki şimdi onun dışında da baktığımız zaman tamir bakım işleri de mi burada oluyor? Tabii yoksa? Hepsi burada oluyor. Çekeğimiz var. Hı-hı. Burada oluyor. Yan tarafta oluyor. Yani gördüğüm kadar büyük bir atölye yok ama. Yok. Yok. O da işte yayılmış durumda yani. Onlar bir çatı altına toplamayı düşünüyorsunuz. Tabii düşünüyoruz tabii. Kaç tane usta var burada tekne ustası? Bir tane. Bir usta var evet. Bir ustaysa sizin işiniz daha kolay o zaman. Yani birçok arkadaş zaten balıkçı arkadaşlarımız kendi yapıyor tamirat tadilatları. Ekseriyette sayfiyenin işlerini yapıyor. Ustamız. Yani en azından diyorsunuz ki teknenin çekildiği bir bölge olsun, tamirat o bölgede olsun. Herkes önüne geldiği gibi çekip tamirat tabii yapmasın ki, diyorsun. Yani görüntü çünkü çok kötü oluyor. Evet. Kirlilikle ilgili sıkıntı var mı? Var. Çevre düzenlemesi şart. Yok de denizle alakalı. Denizimiz temiz çok şükür denizimiz temiz. İnsanlar bu konuda bilinçli. Bilinçliler limana da dikkat ediyor yani balıkçı arkadaşlarımız. Evet. Bu arada da haliyle dedik ya tatil beldesi olduğu için de limanda yatlar da var. Yatların izin şartları nedir burada? İzin şartları... balıkçı teknelerle aynı mı yani? Değil. Hı-hı. Değil. Balıkçının her zaman önceliği var. Hı. Barınak olarak geçiyor çünkü bizim burası. Limanda uyulması gereken bazı kurallar var. Hı. Çevre koşullarına dikkat ederek, pisletmeden, evet. İnsanlarla iyi geçerek, iyi diyalogda olarak. Peki şimdi yat dendiği zaman aslında turizm anlamında baktığın zaman oradaki atıkları toplamak için bir sistem olması gerekiyor. Onları nasıl yapıyorsunuz? İşte altyapı sistemimiz yok. Olması gerekiyor. Hı-hı. Onunla ilgili de bir çalışmamız var. Hı-hı. Hepsini hazırlayacağız. Evet. Sintine atıklarını, hı-hı, pis su atıklarını hepsini toplamamız gerekiyor. Evet. Denizleri liman kirletmemek de önemli. Tabii. Ama zaten gördüğüm kadarıyla siz burada ciddi anlamda bunun için emek veriyorsunuz. Duyarlı balıkçıların arasındayız. Öyle söyleyelim. Sadece biraz karayla ilgili sıkıntı var. Onunla ilgili de ilerleyen zamanlarda ciddi bir çalışma yapılacak. Belki insanlar ailesiyle getirip geldiği zaman oturacak bir yeri olacak burada, evet, ki yerine müsait. En azından sizin nasıl emek verdiğinizi o çocuklar da burada birebir izlemiş olurlar değil mi? İnşallah. Evet. Sizi de dinleyelim biraz. Şimdi balıkçılık dedik ya, evet, haliyle mazot sıkıntısından falan da bahsettiniz ama buna rağmen siz bir şekilde o yaşam mücadelesini devam ettiriyorsunuz. Tabii. Umarız ki
fiyatlar düşüşe geçti. Hızlı bir şekilde de bu fırsatçı dediğimiz insanlar, yani biz Çiftçi TV aracılığıyla tabii özel programlar da yaptık. Çiftçilerin yanında olalım diye bir an önce fiyatların inmesi, üretimin de devam etmesi anlamına geliyor. Çünkü üretimin en başında üreten insanlar var. Kim var? Çiftçilerimiz var. Ve aslında bir nevi de balıkçılık da çiftçilik. İnsanlar buradan ekmeğini kazanıyorlar. Onların tarlası deniz. Evet. Evet, yani biraz anlat bakalım, böyle gençlere tavsiyen ne olur? Çünkü gençlere çok fazla balıkçılıkta görme şansı yok. Yok, yok. Görmeseler daha iyi olur. Çünkü denizin fazla bir geleceği yok. Hı-hı. Benim de yaşım bir 5-10 sene daha ilerledikten sonra niyetim bırakmak. Çünkü hı-hı, eski tat yok. Her sene kötüye gidiyor. Peki ne olacak? Yani nasıl olursa düzelir? Nasıl olursa düzelir? İlk başta dediğimiz gibi, sizin de bahsettiğiniz gibi, bu büyüklerin, o gırgırların, trolların avlanmasına bir ilk onlardan başlanması lazım. İlk onlara bir düzenek gelmesi lazım. Kotayda, ne bileyim, mevsimleri bir ay daha yasaklarını uzatıp, hı hı, o şekilde yani bunu başka türlü. Küçük balıkçının zaten bizlerin derken şimdi herkes kendine iyi tarafını söylüyor, kötüyü başkalarına. İşin gerçeği bu yani. Ben de gırgırcı olsam ilk başta ben isterim gelsin. Çünkü biz uzatmacıyız. Başkanın dediği gibi dönekçilik yapıyoruz. Akşam mesela bırakıyoruz dökümlere, kıyılara, ağlarımızı. Kaderine balık vurursa alıyoruz, vurmazsa almıyoruz yani. Yani bunun için bir cihazınız yok yani. Ya tahmini olarak yerleri bildiğiniz için, aynen, siz çeviriyorsunuz, ağları bırakıyorsunuz. Sabaha kadar, kimisinin sabaha karşı, kimisi gün batımında kaldırıyor. O şekilde biz kaderine avlanıyoruz. Evet. Hani büyük cihazlarla öyle sabaha kadar... Ya nasip dediniz, çıktınız, evet, nasibinize ne çıkarsa. Ne olursa, balıksız döndüğün, az döndüğün, o şekilde bizim çalışma sistemimiz o şekilde. Yani bizim zarar vereceğini sanmıyorum yani. Bizim pozisyonda istediği kadar yani plakalı küçük kayık çoğalsın sanmıyorum yani, denizin bitmesiyle hiçbir yani sakıncası olmaz. Tabii ki yani böyle kör gibi yapıyorsunuz bu işi ama kör dediğimiz şöyle yani, tabii bu cihazla avlanıyorlar. O cihazlar çıktıktan sonra da balığın mertleri de bozuldu. Tabii. Balığın yuvaları da bozuldu. Aslında aynen, bu bölgede bir sizin yerel olarak körfeze yetişen balıklar var. Evet. Onun için de bir sıkıntı var ama şöyle herhalde, yuvalanmayla ilgili problem var. Ya şimdi mesela ayın 1'i itibaren dil balığın yasağı var. Yumurta zamanı eskiden 1 aydı bunun süresi, yasak süresi 45 güne çıktı. Daha güzel oldu. Mantıklısı da o. Çünkü tam bitmek üzereyken daha da hayvanlar yumurtalı çıkıyor. Yazık, günah. Atsın, üresin ama şimdi orada hayvan yumurtayı atıyor. Barınabilecek bir batık yok, bir şey yok. Yani trollar onun etrafından geçtikçe, üzerinden geçtikçe o yüzlerce yumurta dağılıyor. Yani hiçbir anlamı kalmıyor senin yasağın. O yüzden onlara bir... O zaman ne yapılacak? Oraya büz mü atılacak, yoksa büyük tekne mi getirilecek, ya da eski uçak falan mı getirilmese olur? Ya o tür şeyler de olur. Batık uçaktır, eski belediye otobüsüdür, şeydir. Ama benim önceliğim yani o zamansız yasal avlanan tekneler var. Onlara bir an önce sahip çıkılması lazım. Çözüm devletin olmaz, bir an önce buna el atması lazım. Evet. İlk iş burada yani. O zaman başkanım şey sorayım, yani genel anlamda koyuluyor bu yasak. Şimdi genel yasaklar mı doğru, yoksa aslında bölgesel olarak bir yasak uygulaması mı yapılması lazım? Bence aslında bölgesel olarak bölgelere özel yasaklar çıkarılması daha mantıklı. Yani bu da nasıl olur? Bizim katıldığımız anketlerde yazıyor mesela, ben şunu sürekli işaretliyorum. Bölge olarak uzun dönem kapatılması. Yani 3 ay değil de atıyorum 2 sene. Şu bölgeyi mesela balık Gülbahçe Körfezi olarak geçiyor bizim burası. 2 sene kapatmalı. Ya da başka bir bölgeyi. Yani halkın deyimiyle şöyle mi? Nadas'a mı bırakmak lazım? Tabii, evet, evet. Şu an o durumda yani deniz. Peki 2 yıl burayı kapattılar. Balıkçılar ne yapacak o zaman? İşte tabii bunun altyapı çalışmaları olması gerekiyor. Mesela gerek. Ne olabilir? Yani siz fikri söylediniz, madem bir öneriniz de olabilir. Tabii ne olabilir? Dediğiniz gibi
bizim aslında aklımızdan geçen şeyler bunlar da. Hı. Gücümüz yeter mi yetmez bilmiyoruz. Yapay resif projesi. Hı. Yapay resifimiz olursa uzun vadede 1-2 sene sonra olta balıkçılığı ilerleyebilir yani burada. O da bize bir ekmek kapısı olur. O zaman şöyle mi? Yani aslında yasak 2 yıllığına koyulmalı. Aslında bana kalırsa Türkiye'ye baktığım zaman da bütün bölgelerde bu yasak 2 yıl uygulanmalı. Balık potansiyelini arttırmak için. Evet. Ama resiflerin oluşması, yani balık yuvalarının oluşması en azından olta balıkçılığını canlandıracağı için de en azından günlük ihtiyacınızı karşılayacak kadar bir gelir elde etmenizi sağlayacak olta balıkçılığı. Ağ olmadığı için de o yasak 2 yıl boyunca verimini alırsınız diye düşünüyoruz. Çok güzel alırız. Ben de öyle düşünüyorum. O zaman ne olacak? Önce buralara yuvalandırma ve resifle alakalı bir çalışma yapılması. Bir alt yapı çalışmalarını yapıp kooperatifler olarak, tek kooperatif değil de kooperatifler olarak bunları yapmamız gerekiyor. Evet. Şimdi gene ben başkana takılmadan durmayacağım. Başkan tabii uykusuz. Biraz zorla konuşuyor ama. Şimdi denize çıktığınız zaman o rüzgarı yiyince herhalde uyku açılıyor mu başkan? Biraz. Değil mi? Uyku açıyor. Şimdi kışın rüzgar tersten vuruyor. Onun için uykun açılmaz. Arkamdan geliyor. Evet. Şimdi siz bölgeye gittiniz. Aslında bir yerler belli mi? Yani hani ağları atıyorsunuz, çeviriyorsunuz ya. Daha önce tespit ettiğiniz yerler mi? Tabii aşağı yukarı döküm diye tabir ederiz biz. Karadeniz usulü denizi işaretliyor musunuz? Ne yapıyorsunuz yani? Yok, dökümler var. Kıyı mesela dökümler bellidir. He. Balıkçılarımız da eski balıkçılar hep biliyor. Valla bir Karadeniz fıkrası aklıma geldi. Madem anlatayım şimdi iki balıkçı balık tekneyle çıkıyorlar böyle. Denizin belli bir ortasına geliyorlar. Balığın çok olduğu yeri bulunca arkadaşına diyor bak buraya işaretle diyor. Bir dahaki geldiğimiz zaman balığı burada tutalım diyor. O da ne yapıyor? İşaretliyor. Neyse geri geliyorlar. Ertesi gün çıkacaklar. Yeri işaretledin mi biliyorum musun yeri diyor. E biliyorum diyor. E bak diyor teknenin üstüne işaret koydum diyor. Anladın mı? Onun gibi oldu şimdi o da. Evet. Hikayeler var mı başınıza gelen ilginç bir şey? Yani hiç arkadaşın kazara denize düşmedi mi? Düştü düşmedi. Yani vardır mutlaka. Yani. Sen bile nasıl düştün mesela? Nasıl düştük? Babayla gittik bir gün ağları attık. Çıkarma saati geldi başladık. Ben ağları topluyorum. O da yukarıda büyük teknemiz vardı o zaman. Ben tabii ayağım kaydı düştüm denize. Yukarıda da teyip çalıyor. Sen babam duymadı. Irgat dönüyor. Ağları çekiyor. Kendimi bir canavliyle çektim. Baktım ki duymayacak babam. Muşambalarla çizmeler üstümde. Çıktım tekrar başladım. Babam sonra geldik. Burada farkına vardı yani. Ama riski de var oraya. İyi dolanmadın bir yerlere ya. Allah göstermesin yani o. Yani öyle riskleri de var. Bir anlık refleksle attım kendimi kıyıya. Vallahi yiyeceğin ekmek varmış, balık varmış diyeyim yani. Tabii böyle riskleri de var. Çünkü balıkçılık deyip geçmemek lazım. O ağları topluyorsunuz ya da denize atıyorsunuz. Atarken bile riski var. Ayağınız dolandı, Allah göstermesin. Denize düşme riski var. Bir de hava soğuk olunca da daha riskli oluyor değil mi? Birçok arkadaşımızın başına geldi yalnız gidenler. Evet. Şans eseri yani kurtuldular. Allah'tan kötü sonuçlanmadı. Vallahi Rabbim emeğine, işine sahip çıkıp ekmeğini denizden kazanan ya da zorlu işlerden kazanan herkese de kolaylık versin. Yani, Rabbim korusun diyeyim. Tabii ki denizcilik daha zor. Yani bazen çıkıyor insanlar uzun zaman gelmiyorlar. Böyle bir durumlar da var ama önemli olan dediğim gibi yani o sistemin devam edebilmesi için balıkçılığa sahip çıkmamız gerekiyor. Nasıl? Önce denize sahip çıkacağız. Yani yasaklara uyacağız ya da tekne boylarıyla ilgili ne yapmak gerekiyor? Bir kota gelmesi gerekiyor. Evet. Yani tekne kotalar bir an önce uygulanırsa aslında sistemin zararı neresinden dönersen kar olur. En azından geleceği de kurtarmış oluruz. Değil? Evet. Peki gençlerle ilgili böyle bir çalışmanız var mı? Yani dedik ya hep sıkıntılar olduğu için denizde çok fazla gençler bu işe yönelmeyip farklı farklı işe gidiyorlar. Ata mesleklerini bırakıyorlar. Onlar için bir çözüm bulunabilir mi? Valla ben kendi şahsıma söyleyeyim. Ben de istemiyorum. Benim de iki tane oğlum var. Götürüyorum denize ama İstemiyorum yapmalarını uzun vadede çünkü pek aydınlık görünmüyor yani Mustafa'nın da dediği gibi. Peki nasıl çözülür? Uzun vade kalıcı çözümler alarak
Olabilir. Yani dediğiniz gibi 2 yıl bir Nadas'a bırakmak denize potansiyelli de, yani insanların o balıkçılık sistemini devam ettirmesi için resifler ya da bölgede ağırlıklı olarak balık yuvalandırma sistemini çoğaltıp, evet, en azından insanlar oltayla geçimini sağlayabilir, evet, o 2 yıllık yasak dönemde diyorsunuz. Evet. O zaman çözülür mü? Muhtemelen öne açılır yani bence biraz. Peki sizin bu bölgede aşağı yukarı balık avlanacak her yerde avlanıyor mu, yoksa belli noktalar mı? Bizim bir uzuna da yakın bize askeri bölge. Orası haricinde hemen hemen her yerde avlanabiliyoruz körfezde. Geçit balıkları ne var şu anda? Geçit balığı palamut vardı, geçti. Tekir yıl 12 ay olur bizim burada. Lidaki, levrek mesela. Şu an akbalık var. O geçit yapıyor. Levrek, dalyanlarda levrek olur. Onun geçit zamanı. Yani öyle bir sistem var ki aslında açık denizden geçebilirler de buradaki balıkçılar da rızıklansın diye gelirken buradan geçiyorlar herhalde. Tabii. Size de faydası oluyor değil mi? Tabii. Aslında doğanın kendine göre özgü bir düzeni var. İşte o düzeni sadece dünyanın en vahşi canlıları insanlar bozuyor. Orada problem var değil mi? Evet, evet maalesef. Seni de tanıyalım mı? Adım Olcay, soy ismim Er. Olcay Er. Er. Evet. Yani şeysin, denizin erisin yani. Gibi gibi. Ne tuttun bugün? Bugün ne tuttuk? Biraz barbun tuttuk. He. Biraz istavrit tuttuk. Zaten başkanımızla geceleri beraber çalışıyoruz. Onun tayfırcısıyız bu arada. He. Arada yalnız mı kaçıyorsun? Arada yalnız bir teknem var. Yalnız da gidiyorum arada. He. Öyle bir... İzin aldın mı başkanım? Tabii muhakkak. Yani öyle yalnız gitme şansın var değil mi tayfası tabii, olunca? Tabii. Aynen öyle. Nasıl gidiyor balıkçılık? Balıkçılık şu an tabii kış sezonu itibariyle biraz durgun. Biraz durgun yani. İşte mevsim az önce başkanımızın dediği gibi de işte tekçil oluyor biraz. Biraz dil oluyordu. Yasağa geçti. Peki şimdi siz tuttuğunuz balıkları genelde mezatta mı satıyorsunuz, yoksa ayrıyetten satılıyor mu böyle genelde, sipariş usulü? Genelde yok. Genelde mezatımız var. Saati var. Her gün aynı saatte satmaya çalışıyoruz. Satmaya çalışıyorsun. Memnun musun? Kesinlikle. Olacak, olmuyor böyle ya. Vallahi. Vallahi değil mi? Olacak bir şekilde. He. Erol abi. Yani burada var mı böyle kaçak avlanma yapan? Burada kaçak avlanma yapan mümkün olduğu sürece buna da izin vermemeye çalışıyoruz. Hı. İşte nasıl izin vermemeye çalışıyoruz? Eline odun alıp kovalıyor kesinlikle mu? Kesinlikle böyle bir şey yok zaten. Şiddete kesinlikle karşıyız buradan. Hayır yani. Mümkün ol mertebe sahil güvenliklerle birebir diyalog halinde bulunmaya çalışıyoruz. He. Bu şekil. Yani siz yanlış bir şey gördüğünüz zaman sahil güvenliği arayıp bilgilendiriyoruz. Tabii tabii bilgilendiriyoruz. Doğru mu başkan? Aynen. Yani hiç böyle bir iş geldi mi başınıza? Tabii tabii çok geliyor. Genelde çoğunlukla oluyor diyorsun. Genelde. Tabii oluyor. Ya oluyor. Dışarıdan mı geliyorlar? Zaman nasıl zaman oluyor? Dışarıdan geliyorlar. Yani tekneler körfeze mi geliyor? Evet, dışarıdan gece gelip ışıksız kaçak avcılık yapıyorlar. He. Biz de işte denk gelirsek, anladım, haber veriyoruz sahil güvenliğe. İlgileniyorlar. Sen bir türkü de söylemiyorsun bize. Sesim çok kötü de ondan. Vallahi mi? Aynen. Sesim hiç iyi değil, tavsiye etmiyorum. Zaten o kaçak balıkçılar var ya, sen bağırınca ondan korkup kaçıyorlar. Biraz aynen öyle. Biraz sesten, biraz tipten. Ya gece tipini nerede görecek? Sen yakışıklı adamsın. Sen bağırınca korkuyorlardı. Bir gibi. Evet, teşekkür ederim. Güzel abi, biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olasın. Evet değerli izleyicilerimiz, bu hafta da Balıklı Ova'da tabii kooperatif başkanımızla ve balıkçı arkadaşlarımızla bir araya geldik. Buradaki balıkla, limanla ilgili sıkıntıları, balıkçılıkla ilgili sıkıntıları da biraz anlatmaya çalıştık elimizden geldiğince. Artık baktığınız zaman ortak sorun belli. Yani buranın yerel balıkları var. Bu bölgede balık yuvaları olmadığı için bir önce yuvalandırma çalışması istiyorlar. İşte maliyetlere baktığımız zaman da genelde dışarıdan gelen ürünler, dışarıdan gelmeyen ürünler de var. O fırsatçılar bahane ederek doları ya da dövizi bahane ederek o fiyatları yükseltiyorlar. Emekçiye de zararı var haliyle. İşte mazot fiyatlarının yükselmesi arada açığı kapattığı için şu anda balıkçılara bir faydası olmadığından da bahsettik. İşte bir an önce o fiyatların düşüp bu sistemde devam etmesi için, onların da ekmek yemesi için böyle bir çalışma bir an önce kimle kalıyor? Vicdanlı insanlara kalıyor. Vicdanlı sesini dinleyen insanlara kalıyor. Fiyatlarınızı aşağıya çekin. Emekçi insanlara, üreten insanlarımıza da sahip çıkın diyelim. Haftaya buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.